Özel röportajda karşınızdayız. Mehmet Akif Ersoy ben. Az önce ana haberin çıkışında da paylaşmıştım. Konuğumuz bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzda kendisi. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca başlayalım. Dün önemli bir toplantı vardı Altılı Masa'da. Biraz onunla başlayalım isterim. Müsaadeniz olursa ve o toplantının sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa gereği tekrar aday olamayacağı tartışması yeniden gündemimize girdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce müsaadeniz olursa bu Tahran'da Can Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyoruz. Orada hayatını kaybeden güvenlik şefine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm Azerbaycan halkına, kardeşlerimize de başsağlığı, sabır diliyorum. Tabii Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın her şartta yanındadır ve yanında durmaya da devam edecektir. İkincisi yine başka bir nokta. Filistin uzun yıllardır zaten Siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı katliamları devam ediyor. İşte en son Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına günlerdir saldırı düzenliyor. Dünyanın gözleri önünde yapılıyor bunlar. Ve en sonki saldırıda da 9 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye tabii ki tüm mazlum coğrafyaların olduğu gibi Filistin'in de, Filistinlilerin de dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olmaya devam edecek. Ta ki zulüm sona erene kadar. Sorduğunuz soruya gelince... O zaman tabii, oraya geçmeden Danimarka ile ilgili ama, de dilerseniz dışarıdan başladık madem. Kur'an yakma evet. Eylemini bir kez daha provokasyonunu gerçekleştirdi. Bu ahlaksız şarlatan diyeyim. Çok da sinirlerimizi bozan bir durum ama görüldüğü kadarıyla koca İslam evet. Dünyası bunu engelleyemedi bir şekilde. Batı'nda çifte standardı. Az önce Sayın Ömer Çelik'le de konuştuk. Buna dair de belki birkaç cümle edersiniz. Öyle başlayalım. Tabii Mehmet Akif Bey, tabii öncelikle bu soytarının, bu ahlaksızın, bu din ve inanç hürriyeti düşmanının yaptığı bu menfur hadiseyi şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz. Tabii ona müsaade eden başta İsveç hükümeti yetkilileri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de buna benzer hadiseler yaşanıyor. Esas sorumlusu onlar. Yani onlar buna müsaade etmeseler bunu yapamazlar. Bir de tabii bunlar ilkinde görmüştük. Polis güvenlik çemberi evet. Altında bir de bu ahlaksız eylemi bu saldırıyı yapan korunma altında bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Ve ondan sonra da İsveç Başbakanı sanki hiçbir şey olmamış gibi Türkiye ile ilişkilerimiz normal devam edecek gibi abuk sabuk şeyler söylüyor. Ama tabii burada da hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız gereken cevabı verdi ve üçlü NATO'ya bir de öbür taraftan NATO'ya girmek istiyorlar. Bir Rusya korkuları var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve savaştan sonra hem NATO'ya girmek istiyorlar. Türkiye'nin onayı olmadan oraya girmeleri mümkün değil. Ama buna rağmen ülkelerinde bu tür ahlaksızca ırkçı ve inanç hürriyetine, inançlara saldırının gerçekleşmesine de göz yumuyorlar. Hatta onu koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Aynı şeyi Hollanda'da da gördük. Başka Avrupa ülkelerinde de var. Tabii Türkiye bugün görüşmeleri iptal etti. Evet, bugün de Danimarka'da işte. Yani zaten menfur hadiseyi gerçekleştiren sözde parti genel başkanı aslında Danimarka kökenli. Danimarkalı. Özellikle İsveç'e gelip Stockholm'da yapmıştı birinci eylemi. Şimdi aynısını Danimarka'da yaptı. Şimdi benzer şeyler Türkiye'de olsa bütün Avrupa ayağa kalkardı. Ama olmasın burada da zaten. Tabii, yani bir, söz konusu olamaz. Olmasın. Olmasın ama olsa tepki aynı mı olurdu? Hatta bırakın Avrupa'yı. Şimdi bakıyoruz Türkiye dışında İslam dünyasından da yükselen böyle güçlü bir ses yok. Yani bir yaptırım, güçlü bir kınama, ne bileyim işte böyle açıklamalar, bunlar yok. Maalesef bu cılız kınamalar var. Bunlar da tabii Avrupa'yı ve işte bu tür ahlaksız soytarıcı yapılan, eylemi yapanları da
teşvik ediyor, cesaretlendiriyor. Halbuki tek vücut halinde Türkiye'nin verdiği gibi bir tepki bütün İslam dünyasından çıkmış olsa ya da inanç hürriyetlerine saygılıyız diyen Avrupa'dan ya da diğer dünya devletlerinden çıkmış olsa ne bu eylemi yapanlar buna cesaret edebilir. Tevrat yakamadı mesela İsveç'te. Skandal. Tevrat yakamadılar. Evet. Yani iyi ki yakamadılar. Tevrat'ın yakılmasına da karşıyız. Ama yani Tevrat yakamadılar. Ya bir Batı'nın çifte standartı. İki İsrail yapıyor bunu. Bütün kitapları kutsal görüyoruz. Ama İsrail dediğiniz gibi tek başına onu engelleyebiliyor, önleyebiliyor. Tabii Türkiye'nin koyduğu tavır da çok ciddi ve gerçekçi bir tavır ortaya koydu. Tabii biz diğer İslam ülkelerinin de bu tavrı koymasını bekliyoruz. Ama öncelikle İsveç, Danimarka ve Hollanda olmak üzere bu tür ahlaksız ve direkt Müslümanları hedef alan, Müslümanların kutsalını, kutsal kitabımızı hedef alan eylemlere müsaade etmemeleri gerekiyor. Bence baş sorumlusu bu çirkin eylemi gerçekleştiren sözde siyasetçiden ziyade İsveç, Danimarka ve Hollanda hükümetleridir aslında bu işin sorumlusu. Ve bizim muhataplarımız da onlardır. Türkiye bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi ve yaptırım da yaptı, görüşmeleri iptal etti. Ama diğer İslam ülkelerinden de biz Türkiye gibi bir tavır koysalar, dediğim gibi bu ülkeler buna cesaret edemez, yani buna müsaade etmezler, göz yummazlar diye düşünüyorum. Bir kez daha bu saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. Tabii o saldırı yaptı diye bizim kutsallarımızın değeri azalmaz. Ama önemli olan inanç hürriyeti her noktada hürriyet deyip ama burada tutup inanç hürriyeti adı altında ya da fikir hürriyeti ya da düşünce hürriyeti adı altında bir özgürlük alanı olarak bunun görülmesi en tehlikeli olan o. Yani siz Müslümanların kutsal kitabının yakılmasını bir özgürlük dairesi içerisinde değerlendirirseniz yarın başkaları da başka türlü eylemleri o alanın içerisinde değerlendirebilir. Bunun ne bölge ne de dünya barışına katkısı değil, tam tersine zararı olur diye düşünüyoruz ve bütün ülkeleri bu tür alçakça eylemlerin müsaade etmemelerinin en doğru yol olduğunu söylüyoruz. Peki efendim. Evet, adaylık meselesi. Şimdi biraz kendi seçim gündemi üzerinden gidebiliriz. Buyurun, nasıl değerlendirirsiniz? Tekrar böyle bir açıklama yayınladı altılı masa ve bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğu tartışması. Şimdi genel bir değerlendirme yaparak oraya geleyim müsaadeniz olursa. Masada 6 siyasi parti ya da 6 genel başkan var ama 30 kişilik bir masa aslında. Alttakilere de uzantılara da baktığınız zaman mesela HDP'yi dahil ederseniz onun yanında da en az 5-10 tane parti var. Niye dahil ediyorsunuz efendim HDP'yi? Yani kendi adayını çıkaracağını açıklıyor. HDP'yi niye dahil ediyorsunuz? Henüz kendi adayını çıkaracağı konusunda net bir karar vermedi. Kimin aday olacağına göre adayı çıkarıp çıkarmamaya karar vereceklerini söylediler. Ama ondan daha da önemlisi ben değil, tam tersine masada oturan 6 genel başkan ve uzantıları HDP'nin birinci tur olmasa ikinci turda mutlaka ama mutlaka kendilerini destekleyeceklerini, İstanbul, işte Ankara, diğer büyükşehir seçimleri gibi olacağını kendileri ifade ediyorlar. Zaten HDP sözcülerinin açıklamalarında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi tabii kendileri ortaya, toplumun önüne beklentileri karşılayacak bir sonuç koyamadıkları için işi daha önce gündeme getirmeyeceğiz, tartışmayacağız dedikleri ya da hukukçuların bir kısmının makul yaklaştığı, bir kısmının olmaz dediği bir konu üzerinden bu konuyu tartışmaya açarak kendi eksikliklerini ya da kendi topluma bir şey vaat edemedikleri için, gerçekçi anlamda bir şey sunamadıkları için bu tartışmayı gündeme açtılar. Halbuki anayasayı açıp okusalar illa anayasa hukukçusu olmaya gerek yok. Yani şimdi şöyle düşünün. 1961'de bir anayasa yazıldı. Ondan önceki anayasanın bir hükmü kaldı mı? Kalmadı. Ya da 82'de bir anayasa yazıldı.
82 öncesindeki anayasanın bir hükmü kaldı mı? Kalmadı. Yani diyelim ki bir maddeyi değiştirdiniz. Önceki maddenin hükmü kaldı mı? Kalmadı. Türkiye'de unuttukları bir şey var. 2017'de sistem değişti, anayasa değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri değişti. Cumhurbaşkanının görevleri değişti, yetkileri arttı, başbakanlık kalktı. Türkiye yeni bir sisteme girdi. Dolayısıyla da anayasanın dediği çok açık. Bu sistemde bir kişi iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımız birinci dönemini şu anda tamamlıyor ve ikinci dönemde de çok rahatlıkla aday olabilir ki sizin de televizyonunuza sık sık konuk olan Profesör Doktor Ersan Şen Hoca da bunu izah etti. Yani anlamayanların onun videosunu tekrar izlemelerini Habertürk televizyonundan tavsiye ederim. Aksi yani, yönde görüşler de var efendim. Yani hukukçular açısından şöyle, hem o anayasa değişikliğinin gerçekleştiği tarihte zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci dönemini icra etti. İkinci dönem henüz geçmediği. Dolayısıyla değişikliğin yapılmasıyla birlikte 2018'de tekrar ikinci döneme geçtiği. Buraya bir maddede bir değişiklik, yani daha önce de zaten iki dönem kuralı vardı. Maddede bir değişiklik yapılmadığı için bu tartışılıyor. Keşke orada bir o gün de bunların tartışılabileceğini paylaşmıştık. Biz bugün ana haberde de yayın yaptık. O gün de tartışmıştık. Keşke ona göre bir tedbir alınsaydı bugün bu tartışma olmazdı diyen hukukçular da var. Var. Yani Sabih Kanadoğlu zihniyeti devam ediyor tabii. Yani Sabih Kanadoğlu gibi düşünenler yani, nasıl 2007'de 367 gerekir meclise 367 milletvekili girmediği zaman karar alınamaz ve Cumhurbaşkanı seçilemez dediyse benzer görüşler, yani Sabih Kanadoğlu benzeri düşünenler her dönemde oldu, olmaya devam ediyor. Aynı şey Sayın Erdoğan için değil de kendi beğendikleri, destekledikleri, oy verdikleri kendi düşüncelerinde bir cumhurbaşkanı olsaydı onu da can siperhane savunacaklarına inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmayı gündeme getirmeyeceklerini söylemişti. Ama tekrar gündeme geldi. Biz biraz onu da paylaştık aslında. Yani bir mağduriyet yaratır buradan iktidar bu tartışma tekrar gündeme gelirse demişti. Ama dün akşam böyle bir sonuç çıktı. Nasıl okuyorsunuz siyaseten bunu? Şimdi şöyle, biraz önce de söyledim. Toplumun aslında masadan bekledikleri var. Yani toplum ne bekliyor? En azından bir aday bekliyor, değil mi? Ya da Türkiye'nin şu andaki temel meselelerle ilgili bir çözüm bekliyor. Ama bırakın adayı, aday adayları bile belli değil şu anda. Yani mesela aday adayları kim? Bir aday belirleyecekler ama aday adayları kim? Yani bırakın adayı, daha şu anda aday adaylarını bile belirleyebilmiş değiller. Şimdi peki bu adaylar ya da aday adayları neye göre belirleniyor? Her konuda demokrasi, her konuda efendim işte milletin, seçmenin takdiri diyen masa nerede? Aday adaylar nerede? Yani 6 kişinin dudağından çıkacak bir aday mı? Şimdi baktığınız zaman bırakın adayı, henüz ortada aday adayı bile yok. Tabii milletin beklentisi ya da kendi tabanlarının beklentisi bu olduğu için, buna cevap veremedikleri için Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinde bir tartışma meydana getirmeye çalışıyorlar. Ama bu boş bir tartışmadır. Bunun anayasada bir karşılığı yoktur. Anayasa çok sarihtir, çok açıktır. Sistem değişmiştir ve dolayısıyla da bu ilk dönemidir. İkinci dönem aday olması konusunda da önünde bize göre ve bizim konuştuğumuz, danıştığımız hukukçulara göre bir engel de yoktur. Peki seçim kanunu efendim, buna dönük eleştirileri var. Sizin söylediğiniz gibi bir husus daha var. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu mesela bu konuyu tartıştırmayacağını, bu konuyu gündeme taşımayacaklarını söylemişti. Ama görüyoruz ki masada bu konuda da farklı fikirler var. Yani hiçbir konuda tam bir fikir birliği olmadığı gibi burada da farklı fikirler var. Belli ki masadakilerin bir kısmı bunu dayatmışlar ve bu konunun gündeme getirilmesi noktasında çok ısrarcı olmuşlar ki bu konu açıkladıkları metne de girmiş.